Değişmeler piyasalarından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi endekslerdeki durumu dün bahsetmeye çalıştık. 30 endekste tepki bölge, beklediğimiz bölge. Şu an için orası gayet güzel çalıştı. Sabah da bahsetmiş olduğumuz 146-400 üzerinde 147-147'nin üzerini test edebilir demiştik ki görüldü. Hemen 230'ya bari bakıyorum. Kaç görüldü? 147-300 görüldü. Harika. Bizim tablomuzda bu seviye zaten var. 147-400 gördüğünüz gibi. Şimdi buradan çekildi 146-800. 146-400 üzerinde kaldığı müddetçe biraz daha burada kalmak isteyebilir. Bu defa kağıt bazında ayrışmalar olacağını düşünüyorum. Özellikle Aselsan'la ilgili bir çalışma yaptık. Bunu da izleyebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz çalışmalar. Hisseler bazında endeksten de daha güçlü olabilecek hisseleri de paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi hemen 100 endekse de şöyle bir bakalım. Rakamlar nasıl çalışmış mı? 116, 117, 258. 117, 258. Bakar mısınız arkadaşlar? 116, 117, 258. Yani hemen hemen maviye gelmiş. 116-400 üzerinde kaldığı müddetçe üzerinde denemek isteyecek. Yani şu an için biraz daha burada tutmak isteyecek. Neden? Çünkü en azından şu anki duruma baktığımızda bu bölge halihazırda zirve. Yükselişler satış fırsatı olmaya devam edecektir diye düşünüyorum hala. Görmek istiyorum. Biraz daha bir en azından bugünü yarın daha görelim. Düzeltme nereye gelir, nasıl gelir onu da izliyoruz. Bunları da paylaşacağım. Şimdi hemen paritelere dönmek istiyorum. Euro dolar paritesi öncesinde dolar endeksi bahsetmiş olduğunuz gibi zayıf. Faizler biraz yükseliyor Amerika'da. Ama Alman faizleri daha güçlü yükseliyor. Faiz Amerika'da faizler yükseldiği müddetçe problem pardon Alman faizleri yükseldiği müddetçe Amerika'daki faizlerin yükselişi kafalarda Amerika faiz artıracak, dolar güçlendirecek algısını silmeniz gerekir arkadaşlar. Şu an çünkü Almanya'da daha fazla faiz yükseliyor. Bu olumlu. Hemen buradan nereye dönelim? Faizlere dedik, dolar endeksi dedik. Evet, euro dolara dönüyorum. Euro dolara şöyle baktığımda gayet olumlu. Dünkü 1.20.14 kapanışı hemen 1.20.14 kapanışını aldım. 1.19.80 1.19 1.20.40 üzerinde hareketin biraz hızlanması beklenebilir. Hemen şöyle bakıyorum. Evet. EDTR'ye bakıyorum. Gayet güzel. EDTR'yi şöyle koyalım. Çünkü bizim için önemli. Hatta EDTR'yi biraz daha üstte koyalım ki bu anlamda rakamı da görelim. Kaç? 23. Yani evet, alıcılı bölgede gayet güzel. 100 pips. Yani yukarı yönde istek bu bölgede, alıcılı bölgede kalması önemli. Ama ne zaman 350'nin üzerine çıkıyor işte o zaman daha hararetlenen bir euro dolar göreceğiz ki beklentimiz de bu yönde. Hemen dolar TL'ye dönüyorum. Dolar TL'ye baktığımızda gayet güzel. Beklediğimiz o hareket olumlu seyretmeye devam ediyor. Kontrollü sakin demiştik. Bu hareket devamını göreceğiz gibi gözüküyor. 3.78.58 HDTR kaç? 560. Hemen 3.78.60 olarak geliyorum. Hiç buralar daha görülmedi. Satıcılı bölge 77'nin altında, 77, 50'nin altında olduğu müddetçe 76, 74, 75 bölgesine doğru istek kontrollü bir şekilde, sakin bir şekilde devam ediyor. Devam edecek baskın bir şekilde. 58 HDTR bakıyoruz. 55 güzel. Pardon, eksi 58 bu. 580 bu şu anlama geliyor. 3 puan daha. Yani 3.50 3.75'in altına gelecek bir hareket göreceğiz büyük ihtimalle. Bugün yarın dolar TL'de. Bunun anlamı eğer buraya gelecek olursa bir 2,5 3,5 daha düşüneceğiz. 72. 72'lere kadar kademeye geleceğiz. Şu an için 3.77 56 olduğu için 3.76 ve bunun altını deney hareketleri göreceğiz önümüzdeki saatlerde. Hemen şöyle bir de bakalım. Evet, sanki öğleden sonra biraz daha hareket hızlanabilir. Gayet güzel. Şimdi buradan nereye geçelim? Buradan altına geçelim arkadaşlar. Altın fiyatları bahsetmiş olduğumuz gibi gayet güçlü. Şu an için ara dinlenme var. Bugün özellikle 1.314 kapanışına hemen geliyorum. 1.314, 1.306 görüldü. 10-11 bu bölgede 10 üzerinde kalmak isteyecek. Saat 12'ye kadar 12, 10, 13 gibi bir kapanış görecek olsak büyük ihtimalle bugün 1318, 1325, 26 gibi bir hareket görebiliriz altında. Gayet olumlu.
HDTR'ye bakıyorum. Kaç gözüküyor? 32. Hemen dönüyorum. 32 ne anlama geliyor burada? 35, evet. Yani altında üstünde gidiyor. 30, 25 üzerinde kaldığı müddetçe 35'i denemek isteyecek. İlk bölgeyi geçti. İkinci bölgede 55, yani 20 dolar daha. Bu ne demek? 1325, 1335 bölgesine doğru daha önce de bahsetmeye çalıştınız. İstek devam edecektir. 25'in üzerinde kaldığı müddetçe 35'i ve 55'i geçmek isteyecektir. Bugüne dair dediğimiz gibi 12-13 bu bölge üzerinde gün ortasına kadar kapanış görecek olsak büyük ihtimalle biz bugün bile altında hafta Perşembe olduğunu düşünecek olursak Pazartesi'ye kadar görmüş oluruz diye düşünüyorum. Hemen buradan WTI petrole aslında bir şöyle 4 saatlik de bakalım. Evet, 12. Saat 12 arkadaşlar. 12'de eğer 1312, 1313 o aralıkta kapanış görecek olursak ciddi öğleden sonra bir hareket görebiliriz altında. Gram altına bakıyorum. Gram altında, evet, gram altında büyük ihtimalle biraz daha zayıflama gelecek bundan sonra 157'lere doğru. Ons altın yükselse de gram altında biraz daha ayrışma olacak gibi gözüküyor. Onun ötesinde gram altınla ilgili tabii ki rakamlara da gireceğiz ama 160, şöyle bir girelim. 160. 160-70. Bunun altında kaldığı müddetçe 159-157,5'a kadar bir geri çekilme olabilir. Görüntü öyle şu an için. WTI petrole geldik. WTI çok güçlü. Fazlasıyla güçlü. Aylıklara bakıyorum. Çok önemli dirençlere yakın. Bakın bu dirençler ne zaman? 2015'teki dirençler. Yani bu bölgenin geçilmesi, yani şunu söylüyor aslında petrol fiyatları bize. Dünyada petrol fiyatları 60 doların üzerinde kalıcı olamaz. Çünkü çok yüksek. Dünyada 2008 öncesi aktivite yok. 2013, pardon, 2014, 2010 yılındaki gibi bir Arap Baharı durumu da söz konusu değil. Amerika bu. Her türlü pisliği yapabilir. İnşallah yapmaz. Yaptıkları da kendi başına örülür. Başka bir şey demiyorum. Amerikan düşmanı değilim ama Amerika'nın perde arkasındaki yönetimin ne durumda olduğunu herkes biliyor. Ne olduğunu herkes biliyor herhalde. Bilmemek herhalde cehaletlik demek istemiyorum. Saflık da demek istemiyorum. Hemen geçiyorum. Yani petrolle ilgili bağlantılı olarak nereye geldik? Bakar mısınız? Artık iyice paranoya sarmaya başladık. Evet, petrolde dediğimiz gibi 62 üzerinde son nokta olarak görüyoruz. Tekrar bir geri çekilme göreceğimizi düşünüyorum. Sterlin dolara dönmek istiyorum. Sterlin dolar gayet olumlu, gayet güzel gelişti. Günlüklere baktığımızda tekrar yukarı yönde bir istek söz konusu olacaktır büyük ihtimalle. Bu bölgede şu an için ara dinlenme 1.35'in iyi bir destek olduğunu düşünüyorum. Yukarıda kademeli bir şekilde 1.35-70'lere doğru bir hareket görebiliriz. HDTR 217, hemen bakıyorum. 217 demek ki alıcılı bölgeye geçmiş. Şimdi bu bölgede aslında yavaş yavaş 20-21-36 arada 160 pips nereden baksanız 1.36'ların üzerine zaten attı. Yavaş yavaş 1.37 3 desek 1.39'a kadar önümüzdeki süreçte göreceğiz büyük ihtimalle sterlin dolarda. Peki onun 4 saatliğine bakıyorum. Şu an için biraz yataya girecek izlenimi var. Hemen buradan nereye geçelim? Sterlin dolar. Dolar Japon yenine geçelim. Dolar Japon yenine geldiğimizde evet zayıf seyir devam ediyor. 112 görülmüştü. Tepki verdi. 4 saatliğe bakıyorum. Şu an şimdi olumlu gibi gözüküyor. Günlüğe bakıyorum. Günlükte şu an sadece tepki. Büyük ihtimalle buranın geçilmesi zor. Yarından sonra veya pazartesinden sonra daha aşağı yönde bir hareket göreceğiz gibi gözüküyor. Evet, şimdilik hemen hemen bütün enstrümanları yorumlamaya çalıştık. Bir de isterseniz şöyle bir şeye bakalım. Garanti Bankası'na bakalım. Garanti. Dün ne demiştik? Daha doğrusu birkaç gün önce söylediğimiz 11'ler görüldü. Sonrasında 11.71 iyi bir alış bölgesi, tepki bölgesi 83'e kadar bu da görüldü. Gayet güzel. Nokta seviyeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yani alış bölgesi satış bölgesine yakın seviye. Geçen haftadan söylediğimiz 10
09'dan itibaren alış verdiğimiz ve 11'lere kadar bir hareketten bahsetmiştim. Gerçekleşti. Rakamları görüyorsunuz. Rakamlara bakarak nereye gidebilir, nereden dönebilir, neresi daha uygun alış bölgesidir? Mesela günlüklerde bütün seviyeler geçildikten sonra ilk mavinin üzerinde güvenli alış bölgeleri, ikinci mavinin üzerinde birkaç gün beklemeye yönelik daha güvenli alış bölgeleri, tersi kırmızı kırıldıysa güvenli satış bölgeleri, bu bölgeler. Dolayısıyla bunun altındaki bölgeler daha önümüzdeki günlere yönelik satış bölgeleri olarak, güvenli bölgeler olarak izliyoruz. Haftalıklar, aylıklar. Şimdi dünkü kapanış 10.72. Hemen gelelim. 10.72. En yüksek ne görüldü bu hafta? Bu hafta en yüksek ne görüldü? Yıllık kapanış neydi? 10.72'ymiş. Pardon. Evet, 10.72'ymiş yıllık kapanışta. Hemen şöyle alalım. 10.62. Dün itibariyle görüldü burası. 10.72 pivot. 10.82. Bugün şu an itibariyle görülen en yüksek ne? 83, 73, 76. Hemen şöyle 4 saatlik. Saatlik. Evet. Enteresan noktalarda. Bunu da izliyor olacağız. Garanti Bankası'nda şu an için durum 10.75, 76. Evet, şu an için duruyor. Biraz daha sıkışacak gibi gözüküyor ama yukarıda hareketin hızlanması için, hızlanmasını bir kenara bakalım. 10.78 üzerinde bir hareket görmemiz lazım ki 86 ve üzerini tekrar 92'yi konuşalım, görüyor olalım. Bugün öğleden sonra büyük ihtimalle bu hareketin devamını göreceğiz arkadaşlar. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Halil Reçber YouTube sayfasına abone olduğunuz takdirde arkadaşlar, bunu sık sık tekrar ediyoruz ama etmek zorundayız çünkü sonuç itibariyle buradan gelen beğeniler, burada ne kadar çok üyemiz olursa o kadar fazla kişiye ulaşırız. O kadar büyük bir aile oluruz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Reçber sayfamıza abone olabilirsiniz. Sağ üst köşede. Reçber Eğitim Danışmanlık internet sayfasını ziyaret ederek eğitimlerimiz, danışmanlıklarımız, her türlü finansal piyasalara yönelik çalışmalarımızı, beklentilerinizi de burada karşılayabilecek konuları izleyebilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.